Kayama ile beraber şehrimizin her bir köşesini yeşillendireceğiz. İnşallah. İnşallah. Şimdi sağ olsun değerli başkanım, Kayama Başkanımız Erdoğan abi, yöneticiler bir araya geldiğimizde dediler ki biz ağaçlandırma yapmak istiyoruz, bir ucundan tutmak istiyoruz. Sağ olsunlar, onlar belki böyle ufak bir alan dediler ama biz dedik ki binlerce metrekare alan var. Koca Sinan'da yer çok. Maşallah. Her bir köşesinden beraberce omuz omuza verelim, yeşillendirelim. Tabii ki Kayama'nın amacına uygun bir şekilde ağaçlandırma işin bir tarafı. İşin bir tarafında da belediye olarak bizlerin özellikle göreve geldiğim günden bugüne kadar en önemli yaptığımız faaliyetlerden bir tanesi ve üzerine basa basa yaptığımız işlerden bir tanesi ağaçlandırma çalışmaları. Evet, parkları yapıyoruz. İnsanlar huzur içerisinde gitsin, parklarda otursunlar, vakit geçsinler, çocuklar oynasınlar, gençler spor yapsınlar. Bu güzel bir şey ama bununla birlikte ağaçlandırma çalışmaları ki her yıl 100 bin ağaçla şehrimizi ağaçlandırma gibi bir hedefimiz var. Bu noktada her bir köşeyi yeşillendirmek için gayret gösteriyoruz. Tabii ki bu yaptığımız iş bugün baktığınız zaman şimdi burada bütün bu söylediğimiz birbiriyle ilintili olan 30 bin, 20 bin, 28 bin, 130 binin üzerindeki alana baktığımız zaman bozkır bir alan. Gerçekten bir şey yok. Toz toprak, üzerinde ot var. Evet, ama inşallah diye. Şimdi burasında başladan bu ağaçlandırma çalışması sonbaharla birlikte işte arkasından nasipse önümüzdeki yılın ilkbaharıyla birlikte devam edecek bu alan. Bizden sonraki kuşaklara miras olarak kalacak. İnşallah. Biz bunu bugün bunları ekeceğiz. Yetişmesi için belediyemizin park bahçeleri birimi burada çalışacak. Onlarca yıl sürecek buraların ağaç orman olması, yeşillenmesi, yemyeşil bir arazi olması. Ama tabii ki herhalde bizim de bizden sonraki kuşaklara bırakacağımız hem miras olarak hem gönül ferahlığı olarak ya biz de bu şehrimiz için, bizden sonraki insanlar için bir şeyler yaptık diyebilmek işin güzel tarafı. İşin bir diğer tarafında da tabii ki burada Attaroğlu ailesine teşekkür ediyorum. Bu ormana, buradaki yeşillendirme çalışmalarına katkılarından dolayı diğer katkı verenlere de biz bu işi işin bir tarafında evet belediye yapıyor ama vatandaşı da ortak etme çabası bu işi hep beraberce sahiplenmenin en önemli noktası. Bir projemiz de gene Kayama ile birlikte şehrimizdeki yaygın bir adet perşembe, cenazelerden sonra perşembe. Perşembelerdeki ikram edilen börekler, çörekler her neyse ama bir şekilde insanlar bir şeyler hediye etmek istiyorlar, bir şeyler ikram etmek istiyorlar. Bunun için ağaçlandırma, insanları ağaca yönetmek. İşin bir diğer tarafında yeni evlenen çiftlerin yapmış oldukları davetlere ikramlar. Orada da bir ağaç sertifikası. Bunu eğer biz buralarda başarabilirsek herhalde şehre kalıcı bir de böyle bir kültür bırakmış oluruz. Bu da önemsediğimiz çalışmalardan bir tanesi olacak. İnşallah. Herkesin emeğine sağlık. Hayırlı olsun. Yemyeşil bir Kayseri için. İnşallah. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.